Sevgili seyirciler, Kayser TV ev sahipliğinde Kocatepe, Odak, Türkiye'li ve Ana Haber gazetelerinin seçime doğru programına hoş geldiniz. Bugün Ali Özkaya ile birlikteyiz, milletvekilimiz ve yeni dönemde de milletvekili adayı AK Parti birinci sıra. Sayın vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Size Ertuğrul Bey'e, Ömer Bey'e ve Sezer Bey'e ve Kayser TV'ye iyi yayınlar diliyorum. Evet, ben ilk sözü Cemiyet Başkanımız Sezer Bey'e bırakıyorum. Sayın vekilim, biz zaten kamuoyuyla bizler de sizi yakından tanıyoruz. Yeni dönemle ilgili neler yapacağımızla söze başlasak. Tabii. Daha uygun olur diye düşünüyorum. Yeni dönemde Afyonkarahisar il merkezimizle ilgili olanları öncelikli olarak söylemekte istiyorum. Birincisi, yeni dönemde bu yaşadığımız deprem bizim için çok tarihi bir süreç oldu ve mutlaka hızlı bir karar almamızı gerektirdi. Bu nedenle de depremde yaşadığımızda TOKİ konutlarının sağlamlığı, güvenirliği bize bir referans verdi ve Afyonkarahisar'daki şu anda 1250 olan konut yapımı Gökçe Mahallesi'nde inşallah bunu 3000'e çıkaracağız. 1750 konut daha ilave edeceğiz. Yine Akören kasabasının karşısında 1.250.000 dönüm arazide TOKİ tarafından malum kurallar çekildi. İnşallah orada arsalar verilecek ve burada müstakil ve toplu konut yaparak Afyonkarahisar'ın depreme dayanıksız olan, kentsel yenilmesi gerektiren yerlerdeki vatandaşlarımız da esas alarak hem de diğer ihtiyaç sahiplerine esas alarak konut seferberliği başlatacağız. Bunlar yeni müracaat mı olacak efendim? Bunların mevcutları büyük kısmı yeni müracaat olacak. Mevcut 1250 konutun 950'si daha önce kura çekilmişler. Yani bir 775'ti zannediyorum veya 750 Küçük Çobanlı'daki kura çekilenleri aktardığımız, sonra 192 konut yeni kura çekilenleri aktardık. 900-950 diyor. Geriye kalan 300'ü inşallah sosyal konut için kura çekeceğiz ve belki de bir kısmını kentsel yenilemeyle ilgili olanları oradan anlaşarak diğer tarafa aktarma şeklinde 1700 konut, yeni yapacağımız 1700 konuta da ilk defa vatandaşlarımızın müracaatlarını alarak TOKİ'den daha önce konut almamış ihtiyaç sahibi ve TOKİ'nin şartlarına uygun insanımıza konut yapacağız. Diğer taraftakilerin zaten arsaların kuralları çekildi. Onların da altyapısını bitirdikten sonra vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 2 yılda temelinin atılması ve 5 yılda da en geç bitirme, ama bu belki daha öne çekilerek daha hızlı projenin yürümesini temin edeceğiz. Bundan sonra o bölgede tabii 3000 yeni konut yapılacak. Mevcut devam eden konutlar, Kanlıca TOKİ konutları, mevcut Ataköy, Maraçal Çakmak, Ali İhsan Paşa, Esentepe, Harbiş, o bölgede geçen seçimlerde tespit ettiğimiz ciddi bir hastane talebi var. Ayrıca da yeni yapılan cezaevimizden mevcut hastanemize çok yoğun bir sirkülasyon gelmesi nedeniyle hastane trafiği kilitleniyor ve hastanede verim düşüyor. Bu sebeple burayı cezaevinden gelecek insanlarımızın da orada tedavisinin olabileceği, daha girişi çıkışı onlara uygun bir şekilde projelendirilerek baştan itibaren hem o bölgedeki halkımızın istifade edeceği hem de cezaevimizin mevcut hastanemizi en az sıkıntıya sokarak onların da rahat tedavi edeceği bir hastane projemiz var. Yer tespitlerini yaptık. Bunları netleştirip bakanlığımıza teklif edeceğiz. Bakanlığımızın teklifi sonrası da inşallah yatırım programıyla birlikte temelini atacağız. İki tane malum devam eden millet bahçemiz var. Hem Garnizon Millet Bahçesi hem Cirit Kayası Millet Bahçesi. Bunları hızlı bir şekilde bitirmek ve yeni dönemde inşallah hizmeti sunmak istiyoruz. Belediyemizin malum teleferik projesinin ihalesini yaptık, yer teslimini yaptık, temelini attık. En geç 30 Ağustos, ama biz 26 ya da 27 Ağustos gibi açıp bunu da turizmin ve bütün milletimizin istifadesine sunacağız. Yine bizim yaklaşık 5 yıldır, 4 yıldır işte 5 yıla döndü. Belediye seçimleriyle başlattığımız Afray projemizin temelini attık. Bu proje Afyonkarahisar'ın tarihi ve geleceği için olağanüstü önemli bir proje. Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçesinden Afyonkarahisar'a tam 750 milyon kaynak aktarılan devasa bir proje. Bu projeyi de inşallah bir yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Çünkü kaynağı belli, projesi belli. 7,5 kilometre bir alan. TOKİ bölgesinden, OSB'den, Erenler'den ve üniversiteden bütün insanlarımızı Afyon şehir merkeziyle buluşturmak
bir adım sonra belki de dün bir kısım arkadaşlarımızın ısrarlı önerisiyle Yaylabağ, Gazlıgöl bölgesindeki vatandaşlarımızın da turizm bölgesinde istifade edeceği şekilde orayı devam ettirmek projelerimizden birisi. Onu takip edeceğiz. Yine yeni dönemdeki Afyon-Karahisar çevre yolundaki otogar kavşağı ve OSEBE kavşağı, bu iki kavşak trafiğin kilitlendiği, sıkıntı yaşandığı bir alan. Allah nasip ederse buraya iki tane üst geçit kural olarak ama teknik olarak mümkün olur. Alt geçit, üst geçit. Onu mühendisler hangisini uygun görürse buranın ışıksız bir kavşak olmasıyla ilgili çalışma yapacağız. Afyon'un trafiğini daha çok rahatlatalım diye. Yine yeni dönemde hem mevcut merkez OSEB'mizi büyütmek ve geliştirmek hem de Silahpaşa Organize Sanayi Bölgemizde yeni fabrikaların bu yıl itibariyle doğal gazı getirip temelini atmak, akabinde de Türkiye'deki yüksek teknolojili tekstil sektörünün Afyonkarahisar'a büyük ihracatçı firmalar getirilerek onlar vasıtasıyla binlerce kişinin istihdamını temin etmek. Çünkü iki fabrikanın ikisi de birer kişi istihdam edecek. Bunlar çok önemli ve neredeyse %90 kadın istihdamının yapıldığı sektörler. Pamuktan konfeksiyon, bitmiş konfeksiyona kadar bütün aşamalar Afyonkarahisar'da olan ve bu Afyonkarahisar tarihinde ilk defa olacak bir husus. Yine organize sanayi bölgemizde temelini attığımız ve şu anda artık kaba inşaatı bitmek üzere olan Zafer Teknoparkımızın AKÜ, AFSÜ ve Uşak Üniversitesi'nin teknoparkını bitirmek ve burada yüksek teknoloji inovasyon yaparak katma değer yüksek ürünlerin Afyonkarahisar'da oluşmasını sağlayacağımız, şu anda 2-3 üründe ciddi bir gelişme var. Bunları hızlı bir şekilde sanayiye dönüştürmeyi arz ediyoruz. Yine Afyonkarahisar'da iş adamlarımızın oluşturduğu bir yapıyla yeni bir makine ihtisas organize sanayi bölgesi kuralım arzusu var. Bunu müzakere ediyoruz, sonuçlandırmak istiyoruz. İlçelerimize doğru genişlediğimizde de Çay Sultan Dağı bölgesinde bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi, yeni bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kuracağız. Yine İhsaniye tarafındaki geniş kamu hazine arazilerinin olduğu bir yerde bir organize sanayi bölgesi kuralım istiyoruz. Afyonkarahisar'da vatandaşlarımızın bizden en çok şikayet ettiği kurum Osman Gazi Elektrik Kurumu. Osman Gazi Elektrik Kurumu'nun bir kısmında TEİAŞ'ın yapması gereken trafo var ki bugün itibariyle Afyon 1 trafo merkezi ihale edildi. Afyon mevcut yenilemesi ihale edildi. İnşaata başladı. Bolvadin ihale edildi. İnşaata başladı. Daskır'ı ihale edildi. Yer teslimi yapıldı. İnşallah kısa sürede inşaata başlayacak. Emirdağ ihale edilecek. Karaaslan ihale edilecek. Çayseka yenilemesi ihale edilecek. Yani 7 tane yeni trafo merkeziyle birlikte Afyonkarahisar'ın yüksek enerjide 2050'ye kadar sorunu çözmüş olacağız. Bunun konutlara, sanayi tesislerine, tarım alanlarına ulaştırmasıyla ilgili de Osman Gazi Elektrik eksiklerini tamamlayacak. Yine bizim Afyonkarahisar'da köy ve şehir, ilçe, belde merkezlerindeki sıkıntı yaşadığımız bir konu internet ve telekomla ilgili altyapı eksikleri. Bunları çok önemsiyoruz. Yeni dönemde takip edeceğimiz en önemli konulardan birisi. Bununla ilgili kurumları mutlaka buraya getireceğiz ve buna kesin kes bir çözüm buldurtacağız. Diğer geleneksel alanlarda, turizm alanımızda hem Ayazini hem Merkez hem Sandıklı Akdağ, Frigya Vadisi, işte buna yeni turizm alanları, yayla turizmi mesela bizde artık gelişen bir alan. Çünkü yaylalarda çok büyük ve güzel yollar açtık. Bu yollarla yaylalarımız, mükemmel yaylalarımız ortaya çıkıp karavanlarla, otomobillerle gitme imkanı oldu. Bunların gelişmesini, tabiat parkları, sulak alanlar, bunlarda turizmi canlandırmayı düşünüyoruz. Mermer sektörümüz ve Afyon bir merkez OSEB'de İşçisar İhtisas, Mermer İhtisas OSEB'de iltisak hatlar yaparak bunları limanlarla, demiryolu ağıyla bağlamak ve turizmi canlandırmak. Yine inşallah bugün sizlere de program sonrası bugün itibaren dün geldi. Afyon'a iki tane planör uçak getirdik. Bunlar pilot eğitimi yapan bir Afyonkarahisar'da genç yatırımcı kardeşimizin, eğer uygun bir arazi bulursak burada 2 kilometre 25 metrelik 1,5-2 kilometre pist yaptığımızda Afyonkarahisar
pilot uçuş merkezlerinde merkezi olmasıyla ilgili bir arzumuz ve çalışmamız var. Bunun bir adım sonrası Afyonkarahisar'a özel jetlerin de inmesine imkan sağlayacak. Dün Hava Meydan Komutanlığımıza gittim. Orada Hava Meydan Komutanlığı'na bugün bile özel jetlerin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden izin almak kaydıyla inmesi mümkün. Dedi ki geçen hafta Türkiye'nin önde gelen ailelerinden birisi özel jetiyle ailesiyle beraber geldi. Afyonkarahisar'da otellerde konakladılar ve daha sonra uçağına binip gittiler. Şimdi biz bunu oluşturacağımız alanda yapabilirsek Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden hem sağlık turizminin daha kolay girmesini hem de turizmin, normal turizmin canlanmasına sağlayacağımız bir sektör alanını daha geliştirmiş olacağız. Yani Dinardağ'daki kömürle ilgili EÜAŞ Genel Müdürlüğü İstanbul Teknik Üniversitesi'ne çok özel bir proje verdi. Yaklaşık 1 milyon lira proje desteğiyle Dinar kömürleri ve Tekirdağ Trakya kömürlerinin yer altından çıkarması çok maliyetli bir miktar. Kömürün bulunduğu yer itibariyle Dinardağ'daki açık havzaya çok müsait değil. Yeraltı işletmesinde de aşırı su olduğu için onun nakli büyük bir sıkıntı. Yerin altında kömürün yakılarak termik santrale gaza dönüştürülmesi ve bununla termik santralin kurulması ile ilgili bir proje üzerine çalışıyor. Bu dünyada da yeni gelişen bir teknoloji. Bunu burada kuracağız diye söylediler ve bu malum Anadolu Ajansı'na da bu İTÜ'deki hocanın açıklamaları oldu. Bunu sizlerle de paylaşabilirim. İnşallah bunlar ve sağlık endüstri bölgesi, unuttuğum bir diğer konu. Sağlık endüstri bölgesinin şirketini kurduk. Yeni dönemde Allah nasip ederse orada da yatırımları başlatıp Afyon'u bu projemiz zaten bir üst lige çıkaracak gerçekten devasa bir proje. Bunların hepsini yeni dönemde teker teker takip edeceğiz. Evet. Evet. Sayın Vekilim, projelerin hemen hemen tamamını açıkladınız. Fakat şöyle bir imajı var AK Parti'nin. Bununla ilgili genel merkezde de Türkiye genelinde de güçlü bir siyasetçisiniz. Bununla ilgili AK Parti bir önem alıyor mu? AK Parti yaptıklarıyla değil, yapmadıklarıyla değil, yaptıklarıyla çok tartışılır bir parti haline geldi. Bir sene. Yani hizmet yapamıyor diye değil, yaptığı hizmeti niye yaptı, kaça yaptı, buraya mı yaptı, şuraya mı yaptı? Bu Afyonkarahisar'da da tartışmaya başlandı. Zafer Havalimanı tartışılıyor. Efendim Afrin temeli atılıyor, tartışılıyor. Başka şeyler tartışılıyor. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Ben geçen gün bunu bir yerde daha söyledim. Hatta İHA-SİHA dahi tartışılıyor. Tabii, Anadolu TCK'na TOK tartışılıyor. Şimdi herhalde yarın da TOK. Her şey tartışılır. Evet. Ertuğrul Bey. Ben İmam Hatip Lisesi'ndeydim. Lise 1 veya 2 tam hatırlamıyorum. Himmet Oral isimli bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Çok milliyetçi, muhafazakar. Milliyetçi kısmı daha ağır olan bir edebiyat hocamız. Gerçek bir edebiyatçıydı. Hakikaten Allah hayırlı uzun ömür versin. Burdur Bucak Karapınar Köyü'nden. Himmet hocamız bize bir soru sordu. Kompozisyon sorusu. Dedi ki duranlar yürüyenlerden daha çok gürültü yapar. Bunu kompozisyon olarak yazınız. Biz daha henüz ergenlik çağındaki genç bir öğrenciyiz. Allah'ım ne demek istiyor diyorum. Yani birisi duruyor. Durduğu yerde hiç ses çıkartmaz. Birisi koşuyor, yürüyor, gürültü yapar. Ama duran çok gürültü çıkarır, yürüyen gürültü çıkarmaz diyor. Yani o günkü şartlarda bunu tam anlayamamıştım. Aradan 30-40 yıl geçtikten sonra bu hayat tecrübeleri, meslek tecrübeleri, siyaset tecrübelerinden gördüğüm şu. Hocamıza Allah uzun ömür versin. Hakikaten öyle. Duranlar yürüyenlerden çok fazla gürültü yapıyor. Hayatında hiçbir çivi çakmamış. Hayatında hiçbir projeyi geliştirmemiş. Hayatında yaşadığı şehre dair hayalleri olmamış. Bir taşı taş üstüne koymamış. İnsanlar sizin her yaptığınızla ilgili bir eleştiri yapıyor. Şimdi size basit bir örnek. Şu doğalgaz. Ben bu iş için 10 seneyi aşkın süredir uğraşıyorum. 10 seneyi aşkın süredir. Bununla ilgili MTA'dan belki yani abartmayayım ama 1 milyon kilometre gazı yaptırdık. Yani binlerce, 2,5 senemine MTA'nın bütün makineleri tek tek kazılar yaptı, karotlar aldı. Orada kömürü buldu. Yetmedi. Daha sonra uluslararası firmaya bu kömürün miktarını, ekonomisini çıkarttırdı. Türkiye'nin
30 yıl süreyle %10 elektrik enerjisini karşılayacak bir rezervin olduğunu belirledi. Şimdi biz bu kömürü yaptığımızda bugünkü İyi Parti ve CHP'de olan arkadaşlar o bölgede ne kadar çok bana muhalefet ettiler. Bunu nasıl yaparsın, tarım arazilerimizi öldüreceksin, hatta o kuyuları kazdırarak suyu kaçırdın, bitti vesaire. Aklınıza bununla ilgili olmaz çalıştaylar yaptılar. Çet raporlarıyla provoke ettiler. Şimdi gelmişler Ali Özkaya, hani sen kömür santrali yapacaktın, niye yapmadın diye soruyor. Ya dün bunu yapma diye uğraşan sendin, bugün niye yapmadın diye söyleyen sensin. İşte bir proje yaparsınız. Siz hepiniz bilmiyor muyuz? Afyon'da Mısır Mahallesi'nin dönüşümüne engel olan Burcu Köksal, CHP ve İYİ Partileridir. Mısıroğlu'yla onlardır. Efendim yok ranttı, yok suydu. Kardeşim ne rantı var? Burada 900 konut var. Şu anda parsel sahibi malik var. Yapacağının en üstü 500. 400'ünü bir başka yere götüreceksin. Bir tanesini dışarıya birisine satmayacaksın. 100 lira harcanacak, 62 lirasını devlet verecek. Rantın hepsi burada akidene kalacak. Ondan sonra rant yaptı diyorsun. Buna engel olacaksın. Sonra döneceksiniz. Niye yapmadınız? Neden engel oldunuz diyeceksiniz. Ben şunu söylüyorum. Rahmetli Özal da bunu yapardı. Rahmetli Sultan Abdülhamit Han da. CHP ne söylüyorsa tersini yapacaksın. CHP'nin söylediklerini hiçbirini dinlemeyeceksin. Çünkü CHP zihniyeti ne yapar ne yaptırır. Bal vermez arı gibidir. Bir işe yaramaz, sürekli engel olur. Sürekli itiraz eder. Köprü yaparsın itiraz eder. Efendim yer altından Avrasya tüneli yaparsın kesin bu sızdırır der. Tok arabası yaparsın yok bu montaj İtalya'dan gelmiş dersin. Efendim gazı bulursun, gazı dünyanın en önemli rezervlerinden birisini bulursun. 1 trilyon dolarlık gaz bulursun, gazı sisteme verirsin. Dünyada 6 senede yapılacak bir işi 2,5 senede yaparsın. Mutfakta 1 ay bedava. Affedersiniz ısınmada 1 ay bedava. Mutfakta 1 yıl bedava dersin. Yok yok. Kesin bunu Putin seçimi kazansın diye yerin alttan boruyla gönderdi. Yani böyle bir zihniyete karşı şimdi temel attık. Kardeşim bu temeli atarken biz hayali bir şey mi yaptık? Bakın şu Ulaştırma Bakanlığı'nın bize verdiği projenin bilgisi ve listesi 7,5 kilometre uzunluğunda bir sistem. 6 yolcu istasyonu var. Başlıyor Ali Çetinkaya'dan üniversite hukuk fakültesinin önüne kadar. 7,5 kilometre 6 duraklı bir istasyon. Bu şehrimize tam 750 milyon liralık bir yatırım. 7,5 kilometrenin temeli neresini atacaksınız bana söyleyin. Başında, ortasında, 6. kilometrede, 7. kilometrede, 1. kilometrede. Bir konut temeli olsa konutun parseli bellidir. Parselin çekme mesafeleri bellidir. Kazıkları çakar mühendis. Ona göre kireci döker, kazar ve temeli oraya atarsınız. Başka yere temel atamazsınız yoksa yıkar belediye gelir. Temeli sınırın dışına çıkmışsınız dersiniz. Siz bu güzergahın üstünde istediğiniz yerde atarsınız. O gün zaten biz alandayız. Hepimiz bir yerdeyiz. Ulaştırma Bakanlığı 2 ay önce atacağımız temel deprem nedeniyle atamamışız. Orada trafik güvenliğini esas almışlar. Herkesin kolayca girip çünkü o gün 3 tane temelimiz var. Bir taraftan bir tarafa koşuyoruz. Ha niye o günü atıyorsunuz? Ben 5 yıldır uğraştığım bir işi yapmışım. Temel atma noktasına getirmişim. Deprem nedeniyle tehir etmişim. Artık müsaade et de seçim yasakları başlamadan bu temel atayım. Bu benim en tabii hakkım. Millete yaptığım işi de siyasetçi olarak göstermekle yükümlüyüm. Temeli orada atmışız. Sonra ben oraya vardım. Hemen yolun kenarında çok kolayca girdik. Hatta dedim ki Allah Allah bu platformu niye karşımıza kurmamışlar da yan tarafa kurmuşlar. Bakıyorum ben konuşanı göremiyorum. Dediler ki işte orasından trafiğe engel olmayalım. Tamam dedik, temel attık, biz oradan ayrıldık. Gerisini bilmiyoruz. Ana hemen işte yok gidip oraya karanfil bırakanlar, basını toplayıp çekenler sanki biz hayali bir iş yapmışız. Ya AK Parti ısrarla söylüyorum, siz duayen gazeteciler arkadaşlarımızsınız. Bana Afyon Karahisar'da AK Parti'nin temel atıp da yarım bıraktığı tek bir eseri gösterin. Projesi yapılmıştır. Ya devlette bir konu yatırım programına girmesi için bazen 3-5 sene sürer. Ama yatırım programı girip bir şey kalmaz. Ha ben de şimdi ondan sonra oturdum araştırdım. Bu temel atıp da yarım bırakanları. Yıl 1997. 97 yılında o zaman rahmetli Halil İbrahim Özsoy Çay'da bir spor kompleksi temel atmış. Spor kompleksi temeli atmış.
Yıl 97. Birazcık temel çıkmış. Sonra ortadan gitmiş. Kaybolmuşlar. Orasını trafik eğitim merkezi olarak yapmışlar. Sonra da ondan da yıkılmış, kalmış gitmiş. Ali Çelikbaş hocamız, bizim ilçe başkanımızdı. O zaman Milli Eğitim Müdürü. Ali hocam ilçe başkanlığı yaptığı tüm süreçte bana her gün gelirdi. Vekilim, ben eğer burada bir spor kompleksi yapmazsam gözüm arkada ve açık gidecek. Ne olur benim bu hayalimi gerçekleştir. İnanır mısınız? En az 5 sene uğraştık buna. Spor Bakanımızı ikna ettik. 97 yılında Milletvekili Halil İbrahim Özsoy, o zamanki Spor Bakanı, Anavatan Partisi'nin ilçe başkanı ve il başkanı Hakan Şeref Bey temel atmışlar. Kaybolup giden yere biz Allah'a hamdolsun bakınız şimdi şu temeli attık. Bu temeli TOKİ konutlarının hemen şurası. Temelini attık. Dün de dedim ki ilçe başkanımıza, Ercan Başkan ben televizyona çıkacağım. En son durumumuz nedir? Bir ay, bir buçuk ay önce temelini atmıştık. Şu da inşaatımızın en son durumu. Herhalde bir iki ay içinde, yani yıl sonuna kadar bunun kabası biter. Belki de yıl sonuna kadar teslim ederiz. Temeli atıp, temeli ortadan kaybolup gidenlerin hayallerini bile biz gerçekleştiriyoruz. O zaman hocam Milli Eğitim Müdürü olduğu için onu demek ki içinde bir üzüntüsü varmış. Bu temel atıldı, hayali temel olarak kaldı. Bunu gerçekleştir. Biz bunu gerçekleştir. Bunun gibi onlarca konu. Siz de oraya karanfil adını mı vereceksiniz? Yok efendim. Biz, hatta bence buraya Ali Çelikbaş spor salonu vermek çok daha hayırlı olur. Ali Çelikbaş hocama da bir vefa olur. Bak bunu düşünmemiştim. Arkadaşlarımla istişare edeceğim. Eğitimci Ali Çelikbaş spor salonu demek oraya yakışır. Çünkü Ali hocam çok oraya hizmetler olan peki, bir insan. Peki Afray temeli niye ortadan kayboldu söyle. Ha niye oradan kayboldu onu da söyleyeyim. Sebebi şuymuş. Madem attık. Sebebi şuymuş, tamam. O betonu atmış. Şimdi orası güzergah ya. Onun kapatılması lazım önünün. Çalışılması lazım. Ama çalışılacak yer hukuk fakültesinin önü. İş oradan başlayacak. Bunlar kolay olsun, seri olsun diye temel oraya atmışlar. İnanın biz bu temelin oraya atıldığından bilgimiz yok. Niye oraya atıldığından bilgimiz yok? Ha diyebilirsin ki efendim bunu tek tek hesaplamanız gerekir. Tamam, hesaplamamız gerekebilir. Fakat bakanlığın, belediyemizle müşterek orada trafik komisyonunun, efendim üniversitenin girişini çıkışını engel olmayacak bir iş yapılması istenmiş. Bununla bir eksiklik olabilir. Sayın Vekilim, ne yaparsanız yapın. Yani bu basın da eleştirir, muhalefet partileri de eleştirir. Böyle hakikaten aceleye getirilmiş. Biraz üzerinde fazla düşünülmeden. Bu kız temel atma kısmı düşünmemiş Ömer Bey. Yoksa proje 10 numara tamam, düşünmüş proje. Projeyi baştan projenin verelim. Başından sonra kaç defa konuştuk hepinizle? Projeyi baştan sonra yani bu masada da olsun, bu şehirde de olsun karşı çıkan hiç kimse yok. Onda hiçbir şey. Karşı çıkan yok mu? Aklı olan karşı çıkmaz. Yani proje karşı çıkacak bir yanı yok. O ayrı konu ama temel atma biraz sanki böyle şeye gelmiş gibi. Bir kere şunu söyleyeyim. Bak TOKİ, Afyon'daki TOKİ'lerde, Türkiye'nin birçok yerindeki TOKİ'lerde çok tartışıldı. İşte kötü bina yapılıyor, işte malzemesi kötü bilmem ne falan ama son özellikle işte Maraş depremiyle birlikte görüldü ki hakikaten sağlam binalar yapıldı, ortaya çıktı. Yani o konuda hakkında teslim etmek lazım. O da zaman zaman tartışılıyordu, malzemeleri kötü olduğundan. Felaket olursa doğru görebiliriz. Allah korusun. Ya Ömer Mazi'nin ağzından ilk defa AK şey. Parti'yi ve icraatlarını öven bir konuşmayı izliyorsunuz sevgili seyirciler. Ben yanlış bir şeye, doğru bir şeye yanlış diyecek kadar aptal bir insan değilim. Yani bir şey doğruysa hayır, doğrudur. Tabii de yani bunu çok fazla dile getirmedi. Hayır, söylemek şimdi istemiyorsunuz demek ki. Arkadaşlarımın görüyorlar. Asla ben her zaman söylemişimdir. Hiç rast gelmedik de. Bu seçim sürecinde yürüten partinin AK Parti olduğunu her zaman söyledim ben. O ayrı konu. Ama bu biraz aceleye getirilmiş. Biraz sanki böyle seçim çoğu kısmını iyi bilmiyor demek ki AK Parti. İcraat yapıyor. Çoğu şöyle, bilmiyor. Evet, yani. Sayın Güzü dediğini bana birçok arkadaşım diyor ki. Şimdi zaten o taraf hep sizin de ben siz, diyor ki bir arkadaşım. Siz diyor icraat yapın. CHP verin sizin yaptıklarınızı onlar anlatsın diyorlar. Aslında bu kısmı doğru. Biz icraat yapalım onlar anlatsın. Sayın Vekilim biraz önce sorduğunuz için hani siz gösterin dediniz ama tamamlanmayan değil ama ortada kalan çalışmalar oldu. Biraz eleştiriler bu yönde. Tamam söyleyin. Mesela işte kentsel dönüşümden bahsettiniz. Sonrasında ikinci etap İmalat Camii çevresi etrafındaki kentsel dönüşüm vardı. Sağlık Endüstri Bölgesi ile ilgili 4-5 yıldır konuşuyoruz.
sizin söylediğiniz gerekçeleri... 10 yıllık bitmeyen bir müze yeni bitti. Gerekçelik. İşte bitti. Sizin söylediğiniz gerekçeleri kabul ediyoruz ama vatandaş nezdinde de bu söyleniyor, arkası bak, geç geliyor şeklinde. İşte ben birkaç tanesini, işte tamam, sivil havaalanı, katlı otopark mevzusu, millet bahçeleri, işte Şahitler Kayseri tarafındaki lojistik merkezi gibi şeyler vardı. Bunlar hep gündeme geldi, sonuca ulaştıramadık. Biraz eleştiriler buradan kaynaklanıyor. Hayır, hayır. Şimdi Sezer Bey, mesele şu. Mesela sağlık endüstri bölgesi. Türkiye'de ilk defa bir konuyu biz gündeme getiriyoruz. İlk defa. Mevzuatı yok. Uygulaması yok. Altyapısı yok. Ama bizim bir hayalimiz var. Bütün hayaller önce oluşur. Birçok zaman rahmetli Özal'ın dediği gibi hukuk ve sistem arkadan gelir. Şimdi siz mevcut hukuk sisteminde biz bunu 3 sene uğraştık. O zamanki OSEP'e genel müdürü adam adeta bizi yani duvar gibi diyor ki olmaz vekilim böyle bir şey yok diyor ya. Nereden çıkarıyorsunuz? Organize sanayi bölgesi demek bir sanayi üretimi olan yer demek. O genel müdür emekli oldu. Bakın o genel müdür emekli. Yeni genel müdürümüz geldi. Yeni genel müdürümüz Mustafa Rank Bakanlığımıza gittik. 3-4 defa dedik ya bizim genel müdür kesinlikle olmaz diyor. Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız, Naci Ağbal Bey Maliye Bakanımız. Buraya defalarca getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Evet olabilir dediler. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Ondan sonra oturun kanun teklifini yazın dediler. Kanun teklifini yazdık. Sanayi Bakanlığı yine direndi. Genel müdür değişti. Yeni genel müdür dedi ki ya ne demek olmaz? Burası 1 milyon metrekare arazi. 100 bin metrekaresinde diyelim ki sanayi üretim olur. 900 bin metrekaresinde de sizin dediğiniz manada bir sağlık bölgesi olur. Bu ikisini entegre ederiz. Olur size sağlık endüstri bölgesi. Şimdi bu projeyi konuş. Sonra bu projeye kaynak bulacaksınız. Nasıl kaynak bulacaksınız? Yönetimini nasıl yapacaksınız? Türkiye'de ve dünyada bu konuya çalışmış birçok kişiyi buraya getirdik. Afyon'da toplantılar yaptık. Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu Bey'e iki defa gittik. Onların buraya desteğini aldık. Sonra şirket kurulması. Bir şirketin kurulması için belediyenin ve özel idarenin şirket kurmasına izini Sayın Cumhurbaşkanımız veriyor. Odalar Borsalar Birliği'nin ve Afyon Ticaret Sanayi Odası'nın iznini Ticaret Bakanımız veriyor. Sonra bunları tek tek Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımıza anlatıyorsunuz. Biz böyle bir iş yapmak istiyoruz. Bunun mevzuatını oluşturduk. Kanunu çıkarttık. Bakın kanun çıkarttık. Türkiye'de bu iş için kanun çıkarttık. Bu sadece bir projeyle ilgili. Bir projeyle ilgili. Bir tek projeyle ilgili. 5 sene sürüyor. Yani 6 senedir bu işe ne 6'sı? Ben milletvekili oldum hemen başladık. 8. senemiz bitti. Yani bir patates soğuk hava deposunu söyleyeyim size. Ben 4 sene sırf bir yönetmelik değiştirmesine uğraştım. Devlette siz bir işin iktidarız. Ben söyledim oldu diye bir şey. Kurumların öyle bir katı kültürü var ki. Orman Bakanlığı'na, Orman Genel Müdürlüğü'ne patates soğuk hava deposunu Orköy kapsamında yapmalıyızı 4 sene ikna ederek yönetmek değiştirdim. Şimdi Tarım Bakanımız, önceki Tarım Bakanımız, Simit Tarım Bakanımız bunu görünce ya Allah razı olsun ne kadar güzel bir proje. Sıfır enerji maliyeti, sıfır fire ve tamamen doğal. Sen hekim, Cumhurbaşkanlığı sisteminde biz bu bürokrasi hazretlerini aşmayacak mıyız? Şöyle aşacağız ama bakın bürokrasi aşacağız demek de şimdi ben bir projenin doğru olduğunu inanıyorum Sezer Bey. Benim hayalimin her zaman doğru olacağı %100 garantisi var mı? Yok. Onun için de tartışmak gerekiyor. Ama 4 yılda değil. Ya bazen bu 4 yılda olabilir. Devletlerin, milletlerin hayatında 4 yılın falan şeyi çok değil. Doğru bir proje yapın da 5 yıl tartışın. Yani biz yaptık diyelim ki 500 milyonluk, 1 milyarlık bir proje yaptık. Geri iptal olursa yazık günah değil mi? Şimdi bu bürokrasideki sıkıntıyı rahmetli Mesut Yılmaz da ben de bürokrasinin hızlanmasını istiyorum ama bürokrasiyi aşamıyorum diye bir tarihi bir lafı vardı. Sezer Bey'in de dediği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tarz şeylerden hızlı olması için Cumhurbaşkanlığı sistemi ortaya getirdi. Her şey daha hızlı, daha bilmem çabuk olacak diye ama hiç yok çabuk oldu. 5 yıllık süreç içerisinde çok fazla bunu görmedik. Yok ben size söyleyeyim. Sinan Paşa Organize Sanayi Bölgesi bugün itibariyle tamamına yakını başından sonuna kadar bir süresi 2 seneyi buldu. Kamu yararı kararı. Kamulaştırma kararı. Acele kamulaştırma kararı. 3 defa Cumhurbaşkanımızdan karar çıkarttık. Yatırım programı alınması, kamulaştırma ödeneğinin konulması, Tarım Bakanlığı'ndan Toprak Reformu Genel Müdürlüğü'nden çıkartılarak
Bunun yeniden red geldi, yeniden kabulü. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakın şimdi göstereyim, bu da bu hafta itibariyle bitti. Buna da yaklaşık 3-4 aydır uğraşıyoruz. Şimdi bir yere doğalgaz getireceksiniz. Doğalgazın gelmesinin birkaç yolu var. Birinci yolu, ihale edilmiş doğalgaz dağıtım bölgeleri var. Afyonkarahisar'da Aksa Doğalgaz. Kural olarak Aksa Doğalgaz imar planlarının içindeki alanlarla yetkili. Bir yerde imar planı içinde mi dışında mı? Burası bir tarla. Doğalgaz getiremiyorsunuz. Nasıl doğalgaz getireceksiniz? BOTAŞ'la. BOTAŞ şehir merkezi 20 binden fazla olan yerlere doğalgaz götürüyor. Önce 50 bindi, sonra 20 bine indi. Şimdi biz burayı da getirmek istiyoruz. Organize sanayiye doğalgaz verirseniz yatırımcı geliyor. Yatırımcı gelmeden doğalgaz veremiyorsunuz mevzuat gereği de. Öyle ters bir ilişki var. Yatırımcı gelecek, başlayacak, doğalgaz sonra gelecek. %40'ını dolu olacak. Mevzuata bir hüküm daha konuldu. Eğer bir yatırım, stratejik ve önemli bir yatırımsa buraya doğalgazı BOTAŞ'a görev verip BOTAŞ getirebilir. Kim karar verecek buna? 3 tane sayın bakan. Sanayi Bakanı, Maliye ve Hazine Bakanı, Enerji Bakanı. 3 bakan bunun doğru bir yatırım olduğu, ülkenin stratejik gelişmesine katkılı olacağına inandığı için. Şimdi biz bunu Allah'a hamdolsun ki bakın bütün milletvekillerimizle, sayın bakanlarımıza kaç defa gittik. Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Fatih Dönmez, Enerji ve Kaynaklar Bakanı, Doktor Nurettin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanı. BOTAŞ tarafından yapılan teknik ve yaklaşık yatırım bedeline ilişkin değerlendirme sonucu yatırım bedeli yaklaşık 115 milyon TL olarak öngörülen 10 inç çapında yaklaşık 32 kilometre uzunluğunda boru iletim hattı olarak planlanan Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi iletim hattının yapımının aynı usul ve esaslarla BOTAŞ yatırım programı alınmasına olarak gerçekleştirmesine karar vermiştir. Kararı getirttik. Dün gelir gelmez sanayi genel müdürümüz hemen BOTAŞ'a yazdı ve dedi ki hızlıca başlayın. Şimdi bu gelecek. Orada iki tane büyük yatırımcı 100'er bin metrekare yer tahsisi yaptık. İnşallah bu haftan itibaren onlar paralarını ödeyecekler. Acele kamulaştırma için mahkemeye yaklaşık 50 milyon lira para yatıracağız. İşte bir şey daha söyleyeyim. Hem Afyon Merkez OSB'de yaşadığımız sıkıntılar, hem Sinanpaşa için yine OSB kanunu değiştirdik. OSB kanunuyla yatırımcılara önceden ön tahsisle yatırım yapılamaz deniyordu. Müfettişler bunu eleştiriyordu. Bakanlık yapabilirsiniz görüşüne rağmen. Müfettişler eleştirip zimmet çıkarıyordu OSB yöneticilerine. Şimdi dedik ki eğer bir yatırım yapılması isteniyorsa yatırımcı gelmişse ona ön tahsis yapar. Ön tahsise yönelik para alır. O parayla kamulaştırma yapar. Sonra kamulaştırma bedeli, altyapı bedeli her şey çıkıp net fiyat belirlenir. Aldığı mahsup edilip üstü varsa alınır diye kanuna hüküm koyduk. Bu kanunla da bu hızlandı. O, eğer Cumhurbaşkanı hükümet sistemi olmasa bunu yapamazdık. Yani bu kadar hızlı süreye sığdıramazdık. Ben bürokrasinin kötü bir şey olduğunu düşünmeyenlerdenim. Ben bürokrasinin ve geleneklerin devletimiz için çok önemli ve kritik olduğunu düşünüyorum. Siyasetçiler her zaman biz sonuçta seçimle geliyoruz. Bir konuyu çok iyi bilmeyebiliriz. Her konuyu bilecek diye değiliz. Ama eğer bürokrat kendi konusuna çok iyi vakıf olursa, siyasetçi ve devlet yöneticilerini doğru yönlendirirse ve doğru bildiklerine ısrarla da savunursa ona her zaman saygı duymalıyız. Benim de hayat prensibim budur. Konusuna vakıf bürokrat her zaman değer veririm. Çalışan, gayret eden, isterse benim siyasal düşüncemin karşısında olsun. Yeter ki işini doğru yapsın. Beni doğru yönlendirsin. Öyle bir bürokrat bırakmadınız ki. Yok. Çok bürokrat var öyle. Kesinlikle çok bravo. Haksızlık ediyorsun arkadaşlarımıza. Yani hiç öyle değil. Elbette ki bulunduğu yeri hakkıyla hak edip etmediği tartışacak insanlar vardır. Ama mesleğini, duayeni, mesleğinde gece gündüz gayretle çalışan çok arkadaşımız var. Onlara da haksızlık etmeyelim. Hiç şüphesiz ki koltuğu hak etmeyenler de vardır. Çok. Evet. Sayın Vekilim, özellikle son haftaya gelene kadar AK Parti sahada %50 bir yani oran verecek olursak %50 oranında vardı. Ama son haftaya geldiğimizde neredeyse %100 bütün gücünüzle fazlasıyla bastırmaya başladınız. Neden? Yani anketlerle ilgili bir elinizde veri mi var? Tren kaçıyor onu yakalamak için mi? Ya da rakip partileriniz çok fazla sahada olduklarından dolayı mı? Biz Afyon'da bunu gözlemliyoruz ki
yurt çapında yapılan mitinglere baktığımız zaman da AK Parti gaza tam basmış durumda. Neden? Şimdi size şunu söyleyeyim. Ben aslında sizin gördüğünüzle sahada olan aynı mı? Onu, o konuda bir tartışabilirim sizlerle. Çünkü Afyon'da diğer partilerde çalışan aday sayısı 1-2 ile sınırlı. Afyon'da bir defa 6 arkadaşımızın 6'sı birden çalışıyor. Artı Sayın Bakanımız ve teşkilatlarımızın hepsi çalışıyor. Billboardlarda hep iki aday gösteriyor bütün partiler. Bir tek AK Parti her yerde alt aday. Evet, aradaki farkı dikkatinizi çekiyor. Net, bütün kampanya 6, ötekiler hepsi 2'ye düştü. 2. Hepsi çünkü iki. Hepsinin hayallerinin en yükseği 2. Dün itibariyle İYİ Parti de 6'lı asmaya başladı. Neyse, seçim bitti. Çünkü seçimde 0 çekecekleri anladılar. Sonradan arkadaşlar ayıp olmasın diye. Biz 2 defa anket yaptık. 0 mı çekecekler efendim? İYİ Parti 0 çekecek. Çünkü Afyon'da mesela bir ay yaklaşık bir ay önce yaptığımız anketle bugün yaptığımız ankette İYİ Parti %50 yarı yarıya erimiş durumda ve milletvekili çıkarma imkanı görünmüyor. Çok hızlı düşüyor İYİ Parti. İnanılmaz derece düşüyor. Kim yükselmiş? Güzel soru. AK Parti ile MHP yükseliyor. Evet. CHP oyunu yerinde koruyor ama Saadet'in ve diğer bileşenlerin katkısıyla, desteğiyle şimdi CHP seçmeni kendi partisine en bağnazlık dereceyle bağlı seçmen. Çok ilginç bir söz söyleyeceğim size. Diyecekler ya olur mu? Hakikaten seçmen profili konusunda, partisi ve siyasal düşüncesi, ideoloji konusunda hiçbir açıklığa kabul etmiyor. Yani hani bu bağnada bağnazlık en üst düzeyde CHP seçmeninde. Türkiye'de de HDP'dir. Türkiye'de de HDP. O biraz daha ayrı bir literatür. İşte hani diyor ya biz terlik olsa bile veririz diye. Hakikaten böyle. Yani o açıdan Afyonkarahisar'da CHP'nin işte %15, 16, 14, çok istisna 17 bandında gidip geldiği bir seçmen kitlesi var. Bizim alacağımız oya göre CHP bir milletvekilliğini çıkarabilir, çıkaramaz diyebilir miyiz? O da CHP'den Memleket Partisi'nin aldığı oya göre belirlenir. Eğer Memleket Partisi CHP'den, Zafer Partisi ve Memleket Partisi CHP'den diyelim ki 3'er puan oy alırsa CHP çıkaramaz. Memleket Partisi'ni siz mi finanse ediyorsunuz? Kim o Memleket Partisi? AK Parti olarak. Kim o? Yani, kime verdiğim parayı da ben bilmiyorum. Bizimle ne ilgisi olabilir? Muharrem İnce dün daha bize siyaseten karşı olmuş kimse. Yani bizimle ne ilgisi olabilir ki? Sordum ben, Sayın Vekil. Samimiyetle söylüyorum. Afyonkarahisar'da Memleket Partisi İl Başkanı kim bilmiyorum. Genel anlamda diyor. Ben ya böyle öyle bir şey olabilir şimdi, mi? Nereden çıkardınız Sayın Vekil? Bir dakika, daha cevap bitmedi. Asla öyle bir şey söz konusu. Dolayısıyla CHP'nin kural olarak bir milletvekilliği var Afyonkarahisar'da. Geri kalanı Cumhur İttifakı mı? Geri kalanı Cumhur İttifakı. AK Parti kaç? Az bekleyin. Yani bu AK Parti'nin 5 gün sonra zaten göreceğiz de. AK Parti 4 veya 5. MHP o zaman çıkartmıyor mu? MHP de çıkartmıyor. 4 olursa şöyle 4 olursa MHP çıkarır. 5 olursa Memleket Partisi ile eğer dediğim gibi Zafer Partisi, çünkü birisi 2, birisi 5 gibi falan görünüyor. Onlar korurlarsa bunların büyük kısmı CHP'den oy alan partiler. Yani Cumhurbaşkanı'nı alır da milletvekilini alır mı almaz mı bilmiyorum. Milletvekilliğindeki dağılım da Cumhurbaşkanlığı gibi olursa o zaman CHP de zaten bıçak sırtı çıkarıyor. Yani 3.000-4.000 oy fazlasıyla çıkarıyor. 3-4.000 oy yer değiştirirse, mesela Saadet Partisi'nin 5.100 oy vardı geçen seçimde. Bu 5.100 oydan Hacı abiler ya bu CHP rahmetli hocamıza bu kadar zulmetmişti. Bugün biz ne işimiz var burada der de vazgeçerlerse sıkıntıya girer. Hatta size bir şey söyleyeyim. Bugün sabah baktım rahmetli Erbakan hocamızın bir sözünü anlatıyor. Diyor ki ben diyor bir gün diyor Deniz Baykal'la konuştum diyor. Baykal dedi ki diyor ya Sayın Erbakan biz öyle zor bir partiyi yöneteceğiz ki bunu iktidara getirmeye çalışıyoruz. Karadeniz'e gittim diyor. Hacı amca diyor abdest almış diyor. Abdest suyunu döken çocuğa demiş ki diyor uşağım sen hangi partidensin demiş diyor. O da demiş ki diyor ben CHP'liyim. Eyvah demiş diyor benim abdest olmadı diyor. Getir bakayım yeniden bir daha abdest alayım dedi diyor. Şimdi, o zaman CHP'yi çıkartamaz mı?
Bak bu çıkaramaz demiyorum. Şimdi ben diyor böyle zor bir partinin yönetimini yapıyorum diyor Sayın Baykal. Dün CHP çıkartırsa bizim namazlar boşa mı gidecek efendim Afyon'da? Bunlar nereye gidiyoruz Sayın Bizim? Bu rahmetli okunca bugün gördüm. Sosyal medyada Saadet Partisi oylarının tamamının CHP'ye gitmeyeceğini düşünüyorum. Evet. Ben Saadet Partisi'nin 5100 oyunun, çünkü konuştuğum bir kısım partimizin Saadet Partisi'ndeki büyüklerimizden, abilerimizden, geçmişte beraber siyaset yaptığımız abilerimizden, yani ben Saadet, o milli görüşün gelenden gelenlerin bir kısmının CHP'nin altı okuna oy verebileceğine inanmıyorum. Ben Kılıçdaroğlu'na vermeyebilirler de CHP'ye, çünkü ikinci sıra adayları var, verirler gibi geliyor bana. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Afyon'da ne olur efendim? Cumhurbaşkanlığında bir önceki seçimde %68 almıştık. İnşallah yine 68-70 bandını bulur, geçebiliriz de orada. Yani İbrahim Yurdum sana pek siz gibi düşünmüyor ama. O ne düşünüyor? Biraz daha az düşünüyor. Ben 68-70 diye bulur diye düşünüyorum inşallah. O zaman ilk turda Türkiye genelinde bitecek mi? Biter Allah'ın izniyle. O da çok net bir şekilde biter. Türkiye içi yani 51-52 olur. Yurt dışından gelenler de 1-1.5 puan artar. 53'ü geçebiliriz inşallah. Peki az önce Mehmet Bey'in sorduğu sorunun bir değişiğini söyleyeyim. Şimdi Mahmut Koçak diye bir siyasi figürümüz var. Mahmut Koçak yıllar önce AK Parti'den ihraç edilmiş birisi. Yıllardır da tekrar AK Parti'ye dönmek için her yolu denediğini biliyoruz. Siz de dahil AK Parti'nin içerisinde birçok kişinin onun dönüşüne engel ya da sıcak bakmadığını da biliyoruz. Tam da böyle seçimlerin öncesinde aday adaylarının ortada olduğu, adayların belirleneceği günlere, sayılı günler kadar Mahmut Koçak İYİ Parti'den ayrılıp AK Parti'ye geçti. Beklenen, söylenen, piyasada en çok dillendiren işte 3'te 4'te olacak, sürükleyecek falan filan. Hatta bakanlık teklif edildi, yok üst düzey bürokratlık teklif edildi falan. Ve şu anda da sahada çalışmalara başladı. Nedir bu olaya bakış açınız? Şöyle, ya Mahmut Koçak Afyonkarahisar'ın yetiştirdiği bir siyasetçi, doktor, bir insan. Geçmiş AK Parti'den milletvekili yapmış. Ben miting alanında da ayaküstü sohbet ettim. Daha sonra da SKM'ye gelmişti. Orada da sohbet ettik. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız benim milletvekili yaptı. Benim ona bir vefa borcum var. Babamın da bana vasiyeti var. Oğlum yani Tayyip Bey'i yalnız bırakma. 367 krizinde aklına gelmemiş mi bu babasının? Bilmiyorum bunu. Onu kendisine soracak. Babası hayattaydı. Öyle mi? Ha. Onu o zaman vefası kendisine... Vefası o zaman aklına gelmemiş. O zaman demek. Onu kendisine soracaksınız. Bunu bana soramadınız. Belediye başkanı seçimine aklına gelmemiş. Bunu bana değil. Ben diyor, o zaman hayır, onu sordum. Bir dakika. Belediye başkanına sordum. Ben şunu da söyleyeyim. 2013... Hatta ben kazandıydım, benim oyumu çaldılar. Asla. Yok, AK Parti'den aday olmak istedi. Şöyle, logosuz başladı. 2013 ya da 14'tü. Ben genel merkezde hukuk müşaviriyim. Cumhurbaşkanımızın avukatı ve danışmanıydım. Bana bir gün, o günkü genel sekreter Haluk İpek Bey dedi ki, Ali Bey, partiden ihraç edilen birisi partiye nasıl geri dönebilir? Bununla ilgili bana AK Parti tüzüğü ve siyasi partiler kanununa göre bir çalışma yapar mısınız dedi. Ben de oturdum, çalıştım. Bizim tüzüğümüze ve siyasi partiler kanununa göre eğer bir milletvekili ise bu kişi, partiden ihraç edilmişse, genel başkanın teklifi ve MKYK'nın af kararıyla birlikte geri dönebilir. Hükmünü çıkarttım, yazdım. Ondan sonra da dedim ki, hayırdır bu kişi kim? Bizim Afyon eski vekilimiz Mahmut Koçak Bey mi dedim. O zaman dedi ki evet ama kimseyle şimdilik paylaşmayınız dedi. Mahmut Bey o zaman müracaat etmiş AK Parti'ye geri dönmek için. 2013 ya da 14 olabilir. Yani o tarihteydi çünkü ben yazdım, çıkarsam raporları bu bulurum. Yani. Beşir Atalay'la da defalarca görüşmede yaptığını biliyoruz. İşte Binali Yıldırım'da görüşmeler yaptı. Mehmet ben onu bilmiyorum yani, o kısımları bilmiyorum. Tüsaseki'yle de... İhracını da çok değerlendirirsiniz. Öyle çok hakareti şunu bunu da yok, yok yani. Yok. Mahmut Bey o zaman böyle bir... havasında. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Ben Afyonkarahisar'da genel merkezimiz anket yapmış. Bu bizim için onur verici bir durum. Yani genel merkezdeki arkadaşlar diyor ki
vekilim en çok iki isim açık ara önde görünüyor. Bir siz görünüyorsunuz. Bir de Mahmut Koçak Bey'in ismi görünüyor. Milletvekili ve siyasetle ilgili. Bunu söylediler. Şimdi Mahmut Koçak da ısrarla partiye girmek istiyor. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiri. Yani bunlar bizi aşan konu. Ben efendim Mahmut Bey şu oldu, böyle oldu demem doğru değil. Ama şu gördüğüm alanda bir gerçek var. Mahmut Koçak'a kızanlar kadar Mahmut Koçak'a sevenler de var. Ciddi sevenler kısmının bir tık daha yukarıda olduğunu görüyorum. Bizim eski partimizin eskilerinden o dönem beraber çalışan abiler Sayın Güz Bey gibi o zaman niye bize bunu yaptı? Niye gitti karşıdan aday oldu? Niye belediye başkanı aday oldu? Bunları söylüyorlar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımıza bugünkü bakanlarımızdan birçoğunun geçmişte farklı siyasal partilerde söylediği sözleri biliyoruz. Demirel'in meşhur bir sözü var. Barışmayı bilmeyen kavga etmeyecek siyasete. Yapana yanına kar mı kalacak? Hayır. Yapana yanına kar kalmıyor kimsenin. 10 yıl, 15 yıl siyasette uzak kalıyorsunuz. Hadi yani hadi. Biz bir siyasetçi için siyasette seçilecek noktalarda bulunmamaktan daha büyük bir ceza olur mu? Numan Bey de başka parti kurabiliyor. Aklına şunu da getirmiyorum. AK Parti Afyon'da Mahmut Koç'a mecbur kaldığı gibi ya da ne bileyim onun bu kadar istenmemesine rağmen, bu kadar şeye rağmen içine nasıl kabul edildi? Onu CHP'lere soracaksın. Bu kadar istenmemesine rağmen PKK'lılar için alırken, DHKPC'liler için alırken hiçbir sesi çıkmıyor. Dağdaki bütün PKK'lılar Kılıçdaroğlu'na oy verin, Kılıçdaroğlu'na oy verin derken ya sen kimsin de bana oy ver diyorsun? Ne karışıyorsun? Sus, benim bir teröriste ihtiyacım yok. Vatanı bölmeye çalışana, askeri, polisi, şehidinden oy istemiyorum ben. Niye demiyor? Yani Mahmut Koçak buna AK Parti mecbur kalmış. Öyle bir mecburiyet yok. Ama Mahmut Koçak da başka arkadaşımız da gelmişse elbette ki baş üzerine AK Parti merkezin en büyük partisi. Türkiye'nin siyaseten tarihinin en uzun iktidarda kalmış, seçimle gelmiş dünyada en uzun iktidarı taşıyan birkaç partiden biri. Elbette ki değerlendirme yapacak. Mahmut Koçak 2007'den beri milletvekili değil. 16 yıldır. Bir insan siyaseten 16 yıl dışarıda kalmış. Çok ciddi bir ceza bu cezayı sayar. Bu dışarıda kalmış. Bir ara ANAP'a gitti. Sonra İYİ Parti'ye gitti. Sonra başka yerler denedi. MHP'ye gitti. Neyse onu geçti. Ya Ömer Bey şimdi ben ne diyeyim? Bu soruları Sayın Koçak'a sorun. Ya da Sayın Cumhurbaşkanı'na sorun. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorun. Evet güzel. Gelinlerse sorarız. Son soruları alacağız Sezer Bey. Sayın Vekilim, gündemdeki en önemli konulardan birisi kentsel dönüşüm. Muhalefet de bunu çok kullanıyor. Buradaki çözüm yolu ne olacak Sayın Vekilim? Ya da çözümsüzlük mü var? Yok, çözümsüzlük yok. Birincisi şu depremle ilgili bir süreci atlatmamız lazım. Biliyorsunuz deprem konutları 640 bin konut, köy evleriyle birlikte 700 bine yakın arada köy konut yapılacak ve sanayi iş yeri yapılacak. Kaynaklarımızın çok önemli bir kısmı 100 milyar dolardan fazlasını o bölgeye harcıyoruz. Yine Türkiye'nin nüfusunun %20'sine yaklaşık İstanbul'da yaşıyor. İstanbul en büyük deprem bölgesi ve konut sayısından dönüşümü en yüksek olacak yer İstanbul. Ve biz İstanbul CHP'li belediye tek bir taş atmayıp bir tek temel kazıp taş üstüne taş koymadığı için mecburen bunu da biz dönüştürmek zorundayız. Onlar sosyal medyada diğer alanlarda sürekli kendilerine göre sanat çalışmalarında, müzikte, festivalde parayı harcarken biz burayı dönüştürmek durumundayız. Şu anda %50'si bizden diye bir kampanya başladı. Bu öncelikle İstanbul'da pilot olarak uygulanıyor. Orada ciddi bir dönüşüm yapmamız lazım. Bir taraftan da onlar yürürken biz de Afyon'u tekrar gündeme aldırtmamız lazım. Önümüzdeki bir yıl, bu bir yılda bir şey olmaz. Gerçekçi olayım. Ama bir yıldan sonra Allah nasip ederse biz bunu yeniden el almalıyız ve mutlak surette bu kentsel dönüşüm yapmak zorundayız Sezer Bey. Bana göre mevcut proje iyi bir proje. Bu projede hemşehrilerimizin arsalarının, konutlarının değerinin en üst noktaya taşınması, doğru değer tespiti yapılmasıyla ilgili her türlü onların yanında olup onların hiçbir kayba uğramadan iyi bir mülkle değişilmesi, değiştirilmesi, dönüştürülmesini temin etmemiz lazım. Hak sahiplerinin hepsinin orada kalmayı esas alarak ama 1 metrekare, 3 metrekare, 5 metrekare, 15 metrekare, 20 metrekare olan insanlara da başka alternatifler göstererek orada doğru bir projenin uygulanmasını temin etmemiz lazım. Israrla
CHP Karaman Mahallesi örneğini veriyor. Şimdi Karaman Mahallesi'ndeki geçmişteki gece konduların önemli bir kısmını belirli sayıda müteahhitlerin aldığını ve o binaları aslında geçmişteki konut sahiplerinin değil müteahhitlerin yaptığını orada çalışan mühendis ve müteahhit arkadaşlar söyledi bana. Ben bunu Allah var geçmişte bilmiyordum. Yeni öğrendim. Dediler ki onlar da beklentiye girmişti ama uzun süre yapamadılar. Sonra müteahhitler teker teker topladı. Şimdi Mısri'de birkaç kişinin böyle yapıp en çok gürültü yapanların bu işin en çok bağıran haksız oradık, zulmü oradık diyenlerin oradan arsa topladıklarını duyuyoruz. Bunlar da zaten kayıtlarda belirlidir kimin nasıl olduğu. O tür spekülasyonlara mahal vermeden Karaman Mahallesi'nde araba park edeceğiniz tek bir yer yok. Otopark yok. Oyun alanı yok. Yeşil alan yok. Yani böyle bir şehircilik olmaz. Uygun bir projeyle bunu yapmamız lazım. Allah'ın izniyle takip edeceğiz. Ümit ediyorum ki Afyon'un tarihi dokusuna uygun bir iş olur. Ben hatta geçen belediye başkanımıza şunu söyledim. Kalenin etrafındaki tarihi sitin dışında sit alanı olmayan bölgelerde yeniden bir ıslah imar planı yapılarak orada zemin artı iki gibi bir dönüşüm yapılabilir mi? Bunu bir müzakere etmek lazım. Düzgün bir yapılaşmanın olacağı imar planı yapılırsa şeyin dışındaki, tarihi alan dışındakilerin dönüşümü de hızlı olur. İnsanlar kendi konutlarını kendilerine dönüştürür ve yalnız burada şunu koymamız lazım. Dış cephenin oradaki oluşturulacak kurul tarafından onaylanmak kaydıyla. Evet. Yani iç mimari vesaire herkes kendisi istediği gibi yapmalı. Ama dış cephenin mutlaka tarihi dokuya uygun bir, nasıl bugün uzun çarşıyı değiştirirken bir silüet oluşturuyorsak, şimdi düşünün Polatlı artık eskiden ne kadar kötüydü. Belediye harika bir dış cephe projesi yaptı. Herkes ona uydu. Tabelaları güzelleştirdi ve şehir o şehir kirliliğinden, görüntü kirliliğinden kurtuldu. Biz de bunu yapmamız gerekiyor. İlaveten ben örnek verirsem. Tamam. Sayın Yönetmenim, önemli bir ihtiyacımız ama hep gözden kaçınılıyor şehir olarak. Huzur evimiz artık yok. Yeni bir huzur ev ihtiyacı var. Bununla ilgili bir planlama var mı? Var. Planlamamız var. Projesi de bitti. Allah nasip ederse önümüzdeki bu yıl olmaz ama önümüzdeki yıl mutlaka ona da başlarız. Bu da bir ciddi ve acil ihtiyaç. Aynı yerde mi yapılacak? Aynı yerde. Hedef aynı yerde. Daha sağlam, güzel, kullanışlı bir yer yapacağız inşallah. Ömer Bey, son soru. Şimdi %100 katılıyorum. Kale etrafındaki oradaki dokuya uygun olarak dönüştürülmesi çok isabet olur. Yani Afyon Kalesi artık turizm açısından da çok önemli olur. Yani işte böyle Antalya'daki Kaleçi gibi falan farklı kendine özgür bir, bence Afyon'un zaten lokomotifi olması gereken yer orası. Doğru. Ama maalesef bir türlü orası değerlendirilemiyor ve kaderine terk edilmiş gibi. Peki kentsel dönüşümden bahsettik. İşte Mehmet Emin Güz Bey'le de birlikte bir gün sohbet ederken belediye başkanı Mehmet Zeybek geldi. İşte Hatay'a gittiğinden falan bahsetti. Dedik ki işte Uydukent Hatay'ın zeminiyle birbirine örnek benzerlikler taşıyor. Burada öyle bir sıkıntı olsa ne olur? Hatay gibi olur mu burası diye işte birkaç yazımızda da kullandık. Mehmet Zeybek önce pek top çevirdi falan ama sonra dedi ki evet Hatay zeminiyle benzerlikleri var. Burada bu kadar yapılaşma doğru bulmuyorum dedi. Bu kentsel dönüşüme aslında Uydukent'in de dahil edilmesi gerekir mi? Yani ben tabii bir mühendis değilim. Burada yanlış bir şey söylemek de istemem. Ama mühendislerle konuştuktan sonra şimdi bu Sayın Bakanımız malum Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı. O süreçte ben çokça mühendis arkadaşlarla konuştum. Avrupa'da konut yapan arkadaşlarla konuştum. Avrupa'da iki, üç şeye çok önem veriyorlar. Birincisi zemin etütlerinde çok katılar. Bizim Türkiye'de hataların en çok olduğu yer zemin etütleri oluyor diyorlar. Hatta bir kısım yerlerde çok özür dilerim sahte zemin etütleri bile yapıyorlar. Yeterli karot almadan diyorlar. Birincisi bu. İki, mimari projede o proje içeren mühendislerin ciddi bir birikim sonrası yetkili olmasını gerektiriyorlar. Üç ve en önemlisi yapı denetim kadar ben Almanya, Avrupa, Amerika birçok dünyanın 20 kadar ülkesinin yapı denetim sistemlerini incelettirdim meclise. Bir rapor hazırlattırdım.
Orası Almanya'da diyor bir bina yapmanız için sizin mutlaka sertifikalı bir beton ve demir ustası. İki ustanızın şirketinizde eleman olması gerekiyor. Diyelim ki 10 yıl tecrübeli. Mühendisiniz olması yetmiyor. Bu iki usta olmazsa size izin vermiyor. Çünkü hataların çok büyük kısmı beton atılırken kaliteli betonun hızlı yayılması için çok su kullanılıp betonun kalitesinin bozulduğu, bir de demir bağlama yerlerinde donatılarda hata yapıldığı, mühendislerin sürekli başında durup kontrol eksiği oldu ve ustalarında yeterli olmadı. Ustalara da bizim yeni sistemde inşallah mevzuat düzenlerken bunları da sorumluluğu bu kişilerde vermemiz lazım. Bu binanın beton ustası kimdir? Demir ustası kimdir? Mühendisi kadar, yapı denetçisi kadar bunlar da sorumlu olmalı ki ondan sonraki süreçte daha fazla hesap sorabilirim hata yapana. İnşallah yeni dönemde, yani ihtiyaçsa mutlaka yapılmalı ama ezbere olarak evet yapılmalı, hayır yapılmamalı dememeliyim. Evet. Evet, son soru. Sayın Vekilim, son soru da şöyle kısa kısa ben sorayım sizde. Tek soru. Şimdi siz birçok bilinçli milletvekili ilçelerden geliyor. Fakat Afyon hep merkezi büyüyor, ilçeler çok küçülüyor. Bu benimce Afyon'un geleceği açısından da çok sağlıklı bir yapı oluşturuyor. Bu kentsel sorunlar da. İlçelerde takip ettiğim birçok organize sanayi bölgesiyle ilgili yatırımınız var. Fakat ilçelerle ilgili özel bir proje düşünüyor musunuz? Gençler konusunda biliyorsunuz Türkiye'de şu andaki siyasal sistemin en büyük sorunu gençleri ikna edememesi AK Parti'nin veya diğer partilerin. Afyon'da da gençlerle ilgili yatırımlar özellikle nelerdir? Afyonspor biliyorsunuz ligde kaldı. Ömer Mazı gibi oldu. Bir soruya dört tane birden sordu. Afyonspor'la ilgili futbola ve Afyonspor'a çok destek vermediğinizi düşünüyorum şahsen benim taraftar olarak. Ali Özkaya olarak değil. Siyasetçilerimiz çok futbola ve şeye yakın değiller. Bir de orası sorunlu bir alan görüyorlar herhalde. Bir de ben 16 yıl önce 2007'de RTV'de Sayın Mehmet Emin Güzbey'le siz 7. sıradaydınız. Röportaja başladık. 2007-2011 4. sıra, 2015 iki kere 2. sıraydı herhalde. Evet. 2018 yine ve 2023'te Ali Özkaya artık olmayacak dediler. 1. sıradasınız. Bunun sırrı ne? Yani siz en istikrarlı herhalde AK Parti tarihinde yükselen milletvekili adayı ve milletvekilisiniz. Ertuğrul abi de 6. sıradan aday olmuştu galiba. Onun için mi soruyorum? Ben 5. sıradan. 5 daha. O zaman 5'e düştü daha Afyon. O da son sıradan başladı. Şimdi tabii bunun öncesinde 2002'de kurucu ilçe başkanlığınız var. Siz AK Parti'de sürekli olarak yükselen ondan sonra ve ciddi hizmet üreten birisiniz. Bunun sırrı nedir? Şimdi efendim baştan başlayayım. İlçelerde ben az önce de söyledim. Bizim Afyon merkeze iki trafo yapıyoruz ama Daskır'a trafo ihalesini yaptık. Daskır OSB'nin kara altyapı yatırımına ihalesini yaptık. Başlıyoruz. Dolayısıyla o bölgede ciddi bir üretim var zaten. Sorun yok. Daskır'ı büyüyen içerimizden birisi. İşçisar 154 trafoyu yaptık. O mermeri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yaptık. Mermer Akademisi'ni kurduk. Orası da çok iyi büyüyen içerimizden. Emirdağ doğalgazı getirdik. Nüfus arttı Emirdağ'da. Emirdağ'da ciddi nüfus arttı. OSB şu anda Türkiye'nin ilçeleri içinde en büyüyen ve en hızlı gelişen ilçesi Emirdağ. Bolvadin, Sandıklı ve Dinar OSB'leri daha yavaş yürüyen ilçeler. Ama bunların da kendisine göre artıları olan, kendi ilçesinin ticaret potansiyeli olan ilçelerimiz. Önümüzdeki dönem bu ilçelerimizde mesela Sandık ilçemizde yaklaşık 2 milyon metrekare sera ile Türkiye'de bir ilçedeki en büyük sera Sandıklı'da. Sandıklı'nın da nüfusu artıyor. Bolvadin'in de Dinar'ında. Şimdi Çay, bu arada sıkıntılı kalan ilçemiz Çay ve Sultandağ. Çay ve Sultandağ açısından yeni gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Sultandağ tekstil fabrikası kurduk. Şu anda 200 kişi çalışıyor. Yaklaşık onu biraz daha büyüteceğiz. Çay'a da böyle bir tesis kurmak için belediye başkanımıza söyledim.
Çay Selevir sulaması birinci etap bitti. İkinci etapın ihalesini yaptık. İnşaatı başladı. Üçüncü etap yapacağız. Afyon'da en büyük sulama yaptığımız birkaç ilçemizden birisi Çay. Çay Ovası çok verimli. Pazarağaç, Karaca, Ören ta yukarıdan Şuhut'tan sonraki kısmıyla merkez sulaması da iyi. Biz bu gıda ihtisas organize sanayi bölgesini ve tarımdaki altyapıyı kurduğumuzda Çay açısından da iyi bir noktaya gelecek. Bolvadin tarım OSB'yi Sayın Bakanımıza da geçen konuştuk. Değiştireceğiz. İnşallah oradaki o 3 milyon metrekare araziyi büyük ihtimal tek veya en fazla 2 şirketin olduğu devasa bir işte diyelim ki düve üretim merkezi, besi üretim merkezi gibi yapacağız. Çünkü Sayın Bakanımız benim de kafama yatan bu. Hayvanlarda hastalıklar tez sirayet ediyor birbirine. O nedenle çok hayvan kümelesmesi yapmak doğru değil. Şimdi Başmakçı'da bir kuş gribi geldi. 4 milyon tavuğumuz öldü. O nedenle bunlar insan gibi canlı varlıklar. Ayrı ayrı bölgelere dağıtmamız lazım ki Allah korusun bir şey olduğunda diğerleri zarar görmesin. Sandıkta makina, tarım makinalarını daha fazla desteklememiz lazım. Ciddi bir altyapı var. Yönetimde Dinar'daki traktör ticareti çok geniş. Şimdi Galerice sitesini temel attık. Onu bitirip onu geliştireceğiz. Organize sanayi bölgesini bir üst tık noktaya getireceğiz. Başmakçımıza yeni tavukların bugün yarın 300 milyon lira destekten ödüyoruz. Onları tekrar bir noktaya getiriyoruz. Evcilerde sanayi arazisi 114 bin metrekare tahsis ettik. Mera'dan çok zor bir şey. 2 seneye aşkın uğraş sonrası aldık. Şimdi onun ihalesini yapacağız. İnşallah. Hocalarda TOKİ, doğalgaz ve sanayi dükkanları bir de Sandıklı Banaz yolunu yapacağız. Bu dönem oradaki ticareti ve hayatı daha canlandıracağız. Yine Çay, Dinar arasındaki yolu duble yol yapacağız. Yukarıdan gelen duble yolun tamamını bitireceğiz. Dolayısıyla belki ağır kamyonların şehir içine girmeden çevre yollarından geçip şehir tarafında daha çok ticareti esas alan bir yapıyı oluşturmamız lazım. Yani ilçeleri asla ihmal etmiyoruz. Şuhut'ta millet bahçesini bitirdik. Şeker fabrikasının arazisi alınamıyordu. Şükür 155 bin metrekare aldık, teslim ettik TOKİ'ye. Oraya da ticaret ve konutlar yapıyoruz. Organize sanayi bölgemiz belli bir noktaya geldi Şuhut'ta. O duble yolu öbür duble yolla bir adım sonra birleştirmemiz lazım. Çay'dan Karadili'ye kadar orayı da tamamlamamız lazım ki o yoldan Antalya'ya gidiş çok daha kısa. Afyon Antalya'ya daha da yaklaştırmamız lazım. İnşallah insanlar alternatif yolları hızlı kullanabilsinler. Dolayısıyla şehir ilçe merkezlerinde de bizim Türkiye'de kırsal nüfusu en yüksek olan bir iki ilden birisi Afyon. Bunu korumamız lazım. Bu tarımsal ve hayvancılık üretimimiz açısından olağanüstü önemli. Şehirlere yığılmaması. Aynı zamanda da doğalgazı yaygınlaştıracağız. Bütün beldelere hedefimiz 3 yıl içinde doğalgazı beldelerin tamamına vermek. İlçeler, beldeleri tamamlamak. Böyle olunca da belde ve kırsal nüfusumuzu koruyup tarımsal üretimimizi, verimliliğimizi devam ettireceğiz. Şimdi geldik gençlikle ilgili. Size çok iddialı bir söz söyleyeyim. Türkiye'de tamamen önemli bilmiyorum ama Afyon'da gençlikten 18-25 yaşından en yüksek oy alan birinci parti AK Parti. CHP'nin üstündeyiz. Dün akşam biz 3 saatte aşkın süre anketimizin sonuçlarını değerlendirdik. En yüksek oy alan parti AK Parti. Çünkü Afyonkarahisar'ın insanı, milliyetçi, muhafazakar, çocukları da öyle. O nedenle gençliğe endişe etmeye, korku vesaire gerek yok. Afyon, Kocatepe Üniversitemizin Teknofest'i Türkiye birincisi oldu. Dumlupınar Sanat Merkezimizin Teknofest grubu ikinci oldu. Afsu'nun Teknofest grubu, affedersiniz, Dumlupınar'da birinci oldu, Afsu ikinci oldu. Bizim gençlerimizin teknolojiye, bilime, üretime çok ciddi bir desteği var. Teknoparkımızı işte az önce söyledim, yeniliyoruz. Yine gençlerimizin Afyon'da mesleki eğitime yönlendirmesi çok iyi düzeyde. Gençlerin meslek sahibi olmasının önü açık. Bugün sanayi, bütün sanayi dükkanlarımızda, iş yerlerimizde yeni çıraklarımız var. Geleceğe dair ümitlerimiz çok yüksek. Çocuklarımızın hepsi lise sonrası iş güç sahibi oluyorlar. Bu önemli. Geldik şahsımızla ilgili soruna. Afyon Spor'u da burada. Afyon Spor'u söyleyeyim. Yani doğrusu ben sporda şahıs olarak zayıf bir insanım. Yani futbola böyle çok yatkın, konuyu bilen bir insan değilim. Afyon Spor'daki arkadaşlarımız bende her talep ettiğinde
gücümün yettiği oranda yardımcı olmaya çalıştım. Bir kısım iş adamlarımızdan rica ettim, para buldum. Geçende de yine konuştuk. Bu şirketleşme sonrası inşallah, şirketleşme ilgili süreç yürüyor. Birkaç iş adamımıza rica ettim. Lütfen bunu siz alın ve bunu siz üst noktaya taşıyın diye. Kamu kaynaklarıyla gittiğinizde bir yere tıkanıyorsunuz. Bugün afşetimizin yaşadığımız geçen yılki sıkıntıyı biliyoruz. Bu yüzden bu yıl tek bir kuruş yardım yapamadık. Yani sonuçta onun kamusal bir görevi var. Onlar yapmak zorunda. Onu yapmadığınız müddetçe Afyon halkıyla karşı karşıya geliyorsunuz. Turizme, otellere sıcak su veremiyorsunuz. İnsanlar üşüyor ve fatura size kesiliyor siyasetçi olarak. Öncelikle kuruluş amaçlarına uygun davranmak gerekiyor. Afyon Spor'u da ihmal ettik diyemem ama hakkıyla onların beklediği kadar iş yaptık dersen o da eksik olur. O da doğru olmaz. Bu biraz da insan bir şeyi çok sevecek başarılı olmak için. Benim kısmım zayıf ama gençlerimizin başka sıkıntıları arıyorlar. Onlara yardımcı olmaya devam ediyoruz. Şahsımızla ilgili konuda şimdi tabii bunu konuşmak zor bir şey. İnsanın kendisiyle ilgili bir şey söylemesi zor. Biz kendimizi Allah'a hamdolsun biliyoruz, tanıyoruz. Ben 2002'de bilerek isteyerek milletvekili adayı olmadım. Sebebi de şu. Ben kendime hedef koydum. İlk 10 yıl avukatlıkta çok iyi çalışacağım. Yani mümkün olduğu kadar siyaseti ikinci planda tutacağım. Önce mesleki olarak yeterliliğe geleceğim. Kendi bir noktaya geleceğim. 2002'deki milletvekili seçiminde özellikle aday olmadım. Yaşımın çok genç olduğunu, henüz mesleki olarak tam doygunluğa ulaşmadığımı ve o gün iki ilçe başkanımızla diğer milletvekili adayı olmayı düşünen arkadaşlara yol açmak için. Onları da ikisi birbiriyle kavga etti. Genel merkezde ikisini birden listeye koymadı. Kavga etmeselerdi birisi mutlaka listeye konulur. Üçüncü, dördüncü sıradan da seçilirlerdi. 2007'de ilçe başkanlığının sonunda milletvekili adayı oldum. O zaman 38 yaşındaydım. Bugün sorsanız bana aday olur muydunuz diye belki olmayabilirdim o gün. Ben milletvekilini 18 yaşında da 20 yaşında da yapılabilir. Çok nitelikli arkadaşlar, gayretli arkadaşlar ama mümkün olduğu kadar milletvekili daha çok temsil makamı. Hele hele bizim gibi küçük illerde şehrin en üstteki herkesiyle doğrudan siz muhatap oluyorsunuz. İktidar Partisi'nin birinci. Dolayısıyla ciddi bir yaş, kıdem, birikim, ekonomik yeterlilik, ailenizin çocuğunuzun bir noktaya gelmesi gibi sebepleri arıyorum. Bizim şansımız en alttan başlayıp adım adım Afyon'u onlarca kez turladık. Bakın 2015'in sonunda aldığım araç bugün bir yıla yaklaşık önce veya 6 ay önce sattım. 500 bin kilometre yol yapmışım ben Afyon'un yollarında. 500 bin kilometre. Bu çok büyük bir miktar. Cep telefonum tam 28 yıldır aynı numarayı kullanıyorum. Şu ana kadar da bir sürü arayan oldu. Fırsat buldukça bunlara geri döneceğim. Ulaşamayanlara diyorum ki bana lütfen mesaj atın. Ben size daha sonra dönerim. WhatsApp'tan yazın. Birçok sorunu WhatsApp'tan çözmeye çalışıyorum. Şimdi Afyon'da elbette ki her yerde olduğu gibi bizde de beraber siyaset yapan, beraber grup oluşturan, beraber yol yürüyen birçok arkadaş var. Kendisinin önüne geçeceğini düşündüğü insanla ilgili bir şey oluşturması lazım ki onu elesin, onun yerine kendisi gelsin. Şimdi işte ya sen 3 dönemi tamamlamışsın, aday olmayacak mısın? İşte onu başaramazsak ya Ali Bey Ankara'dan olacakmış. Bir başka şey söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz 2007'de o zaman istişare ettik. Partimizin yöneticilerinin çok büyük kısmı Afyon'da sana ihtiyacımız var. Sen Afyon'dan aday ol dediler. Ben o gün bir karar verdim. Bu şehri artık kişilerinin büyük kısmını tanımak, bütün coğrafyasını ezberlemek, sorunları birebir bilmek. Allah'a hamdolsun ki ben hiçbir şeye bakmadan sorunların %90-95'ini ezbere söyleyebilirim. Bu bir günde, iki günde, beş günde, birkaç yılda olacak şey değil. Bu bir birikim. Bu birikimi de alanda görüyoruz. Şimdi SKM'den talep ediyorlar. Yani 3-4 tane Ali Üskaya'yı klonlasak anca yetişeceğiz. Yani yok öyle bir imkanım yok. Sabahın erken saatinden gece, dün de yattığımızda 2'den sonraydı zannediyorum. Hayat sabah tekrar devam ediyor.
Gitmediğin her yıl, hatta bir ay önce gidiyorsun, vekilim seni 5 senedir görmedim diyor. Ya bak, Twitter'ı açıyorum, bak kardeşim ben bir ay önce buraya gelmişim. Gelmişsin ama bana uğramadın diyor. O kadar. Yani mutlaka bir cevap var. Şimdi ne diyeceksiniz siz bu insana? Yapacak bir şey yok. Efendim işte muhalefet partisi gezdi geldi. Ya muhalefet partisinin bir sorumluluğu yok ki. 5 yıl meclise gitmese maaşı tıkır tıkır yatar. Burada her gün konuşsa, aa bizim vekiller gün burada derler. Muhalefet partisinin de vekili gitse, adayı gitse sonuçta o da girip orada belli bir kişiye ulaşıyor. Gerisine ulaşamıyor. Ulaşamıyor. Yok böyle bir şey yani. Bunun için ben Ertuğrul Bey, bir asla kin gütmem. Bir adama kırılırsam çok kırılırım. O kesin. Yani bir adam bana haksızlık yapmışsa ona kırılırım. Ama kin gütmem. Yaptığım her işi mümkün olduğu kadar Allah rızası için doğru yapmaya çalışırım. Asla gizli kapaklı bir iş yapmam. Mesela diyelim ki ben Afyon'da bir ticaret yapacağım. Bir yer alacağım. Bunu başkasının üstüne, şuna buna yapmam. Mutlaka kendim olsa kendim yaparım. Bunu yapan var mı efendim? Bilmiyorum ben. Varsa ona soracaksınız. Hep söylenir ya işte şunu yapıyor, şunu, şu şuna, bu buna diyor. Var diye biliyoruz. Varsa onlara soracaksınız. Bana sormayacaksınız. Çünkü ben duyduğunuz bir şey varsa da gelin. Benim ben 8 kardeşim, akrabalarımdan vesaireden herkesle Allah'ım da olsun hiç daha kardeşim duymadım. Benim adıma birisi bir yerden para istese, bir yerde bir nüfus kullanırsa derhal savcılığa şikayet edin derim. Bunu valiye, başsavcıya, emniyet müdürüne, jandarmaya hepsine söylerim. Gelen birisi olursa da hemen derhal suç duyurusunda bulunurum. Biz itibarımızı 50 yılda oluşturmuşuz. Bunu bir gün bir kişinin heba etmesine vesaire asla müsaade edemeyiz. İtibar zor oluşur, kolay kaybedilir. Siz 50 yıl biriktirirsiniz, bir hata yaparsınız, o bir hata 50 yılı tuz buz eder. Onun için de bilerek isteyerek bir hata yapmamaya gayret sarf ederim. Telefonumuz açık. Bir sorun varsa bu sorunu o anda çözmeye çalışırım. Tabii biz tam 36 yıldır ben Ankara'dayım. Avukatlıkta, bürokraside davasına bakmadığımız insan kalmamıştır. Ve bunların büyük kısmını da dost hatırına yapmışızdır. Eğer para alsaydım şimdiki zenginliğimin 10 katından fazla olmam lazımdı. İnsanlar da Allah razı olsun bu dostluğu, kıymetini her zaman takdir ediyorlar. Biz bir telefon açtığımızda başkasının 10 kere gideceği yere Allah razı olsun bazen bir WhatsApp'tan gönderdiğimiz mesajla bazen bir telefonumuzla bu sorunun çözülmesine, çözülmüyorsa da niye çözülmediğini öğrenmemize vesile oluyor. Bu da bizim için büyük bir zenginlik. Bunu gördü. Elhamdülillah, yani bundan dolayı Allah'a hamd ediyorum. Belediye başkanları, ilçe başkanları, il teşkilatı, yani %95'in üzerinde mutlaka Ali Bey birinci sıra olmalı diye söylediler. Şimdi ben Güz Bey'den önce yani bir daha baba hakkında. Ama keseceğiz. Ben hiç soru soramadım. Kısa bir soru. Söz. Doğru yani. Şimdi soru yani az önceki konuşmalar üzerinden bir diyorsunuz ki en yeni ben yetişemiyorum. Diğer 5 tanesi sizin kadar çalışmıyor mu? Çalışıyor. İkincisi çalışıyor ama her insanın farklı özellikleri var. İkincisi dediniz ki anket yapıldı işte en çok ben çıkıyorum, ikinci de Mahmut Koçak çıkıyor fakat Mahmut Koçak listede yok. Bu listeyi Ali Özkaya mı yaptı? Asla. Ali Özkaya yapamaz. Ali Özkaya'nın fikri soruldu. Ali Özkaya'nın listesi bu diye. Hayır, şöyle, Ali Özkaya'nın fikri soruldu. Ali Özkaya'nın görüşü alındı. Bizim partimizde birinci sıraya kim konulmuşsa o kişiye sorulur ile ilgili. Ama sorulması ayrı bir şeydir, yapılması ayrı bir şeydir. Yani benim fikrim soruldu ama listeyi Sayın Cumhurbaşkanımız ve en son oradaki 5 kişi yaptı. Bu 5 kişiyi belirledi. Bizim de bu listede fikir, kaç kişi sizin sorun? Öyle soru olmaz ki ama Sayın Mazik bu son anda yani bak benim sorumu da yedin. Sayın Vekilim gerçekten teşekkür ediyoruz. Biz tek parti yapalım dedik. Çünkü sizin bizden sonra da başka programlarınız var. Aslında daha da uzun konuşmak isteriz ama ben şimdi 15 sayfaya yakın not aldım. Hangi birine manşet yapacağım diye düşünüyorum. Sezer kardeşim de epeyce not aldı. Yani o kadar çok bize manşet verdiniz ki keşke sayfalarımız daha çok olsa da bunları değerlendirebilsek. Ben gerçekten Afyon milletvekili olarak size bir Afyon olarak teşekkür ediyorum. Şundan dolayı elbette sorunlara çare bulmak için oradasınız. Bu göreviniz. Ama bu kadar işin içinde olup da
hiçbir nota bakmadan bunların hepsini, yani bu mutfakta olmanın bir farkı, sallamıyorsunuz her şeyi, tek tek tane tane de anlattınız. Bundan dolayı demek ki size verilen oylar boşa gitmemiş, birincisi bu. İkincisi, yerel medya ile ilgili düşüncenizi çok kısa olarak almak isterim. Bir de seyircilerimize 14 Mayıs ile ilgili en son ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Ben yaptığım işin karşılık bulmasından, takdir edilmesinden Allah'a hamd ederim, şükrederim. Bize düşen, öğretilen nimete şükür onu artırır. Şikayet insanı sıkıntısını artırır. Ne kadar çok şikayet eden varsa halinden, o kadar çok sıkıntısı artar. Ne kadar çok şükreden varsa onun da nimeti artar. Bize öğretilen ve inancımız budur. İkincisi de yerel medya ile ilgili kısımda dün de konuştuk. Sizin KDV ile ilgili ve reklamla ilgili hususları, inşallah bunları notlarımıza aldık. Bunları inşallah dönüşte konuşacağız. Sizlerle de arkadaşlara gider bu istişareleri yaparız. 14 Mayıs'la ilgili de en temel konu, ben şöyle bakıyorum. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız nezdinde Türk milletinin oylamasına dönüştü. Recep Tayyip Erdoğan'ın kaderi Türk milletinin, Türk dünyasının ve İslam dünyasının kaderiyle örtüştü. İş oraya geldi. Avrupa, Amerika, bütün emperyalizm, Yahudi para babaları, baronları, bu uluslararası dergiler, hepsinin manşeti Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için. Hepsinin derdi Tayyip Erdoğan'ın gitmesi. Bunların hepsinin Türk milletinin refahı ve mutluluğu gibi bir derdinin olmadığını bilmek için çok okumaya falan gerek yok. Azıcık vicdanı olan herkes bunu bilir ve görür. Bunların bir tek derdi var. Türk milletinin zenginleşmesi, refahı ve onların emperyal güçlerine meydan okuması. Onları çıldırtıyor. One minute onları çıldırtıyor. Dünya beşten büyüktür, onları çıldırtıyor. Bu çıldırtma onların ekonomik olarak da zayıflaması ve Türk milletinin zenginleşmesi, terör sorununu çözüp daha güçlü hale gelmesi, onların artık bu milleti durduramaz bir noktaya geleceğini gördükleri için içeriden de kendilerine destekçi arıyorlar. Bu Osmanlı tarihinde de, Selçuklu tarihinde de her zaman devlet başkanlarının kardeşleri, çocukları vasıtasıyla suikastlar ve iç savaşlar çıkartılmıştır. En çok devleti yoran ailelerin içindeki olaylardır. Bugün milletimizin muhalefette olan arkadaşların bir kısmının sırf Cumhurbaşkanımıza kızgınlıkları ve hınçları, kinleri nedeniyle terör örgütlerinin desteklediği Kılıçdaroğlu'yla yan yana durması aslında onlar için de çok tarihi ve üzüntü verici bir olaydır. Bunu zaman gösterecek. İnsan birisine kızabilir ama hiçbir şey büyük Türkiye ve Türk milletinin, İslam dünyasının aleyhine olacak sonuçlara sebebiyet verilmemelidir. Şöyle düşüneceksiniz. Pazar günü akşam seçim bittiğinde, ilan edildiğinde Cumhurbaşkanı hangi yerlerde sevinç olacak? Hangi yerlerde üzüntü olacak? Sevinç olan yerlerin hepsi Türk milletinin, Türk devletinin, vatanının seven yerlerse sevinç çığlıkları, siz de o zaman doğru bir iş yaptınız. Şampanya ve şükür namazı mı? Bu o kadar net. Türk dünyasına, Türk milletine, devletine, İslam dünyasına her gün zulmeden, onlara karşı kötülük yapan, onları yok etmek için Haçlı seferleri başlatan yerlerde sevinç oluyorsa demek ki sizde bir sorun var. Bunu vatandaşımızın, insanımızın takdir etmesi gerekir. Tabii oy da kutsal. Herkesin fikrine de saygı göstermek zorundayız. İnşallah hayırlı, kazasız, belasız, en net bir seçim olur ve Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden aziz milletimizin oylarıyla bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilir diyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. En son okuduğunuz kitap? Bu ara yeni kitap okumadım. Peki. Okuyamadım çünkü... Millete gidiyorsunuz. Yani sürekli kendi çalışma raporlarımızı okuyoruz. Peki. Sevgili seyirciler, Karahisar TV ev sahipliğinde Seçime Doğru programında Ali Özkaya'yı konuk ettik. Yarın başka bir programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.